Merhabalar arkadaşlar, Skyrim'e hoş geldiniz. Şu anda Mavi Saray'dayız. Buraya gelme amacım ruh cevheri parçaları toplamak. Hangi bölümdeydi hatırlamıyorum. Birkaç bölüm önce, bayağı geçmiş olabilir aradan. Solstheim'da Kogurumez adında bir yerden ruh çalan ok bulmuştuk. Yanında bunun şeması da vardı. O şemayı da elde ettikten sonra bunları üretebilecek duruma geliyoruz. Bunları üretmek için de ruh cevheri parçalarına ihtiyacımız var. Burada merdivenlerden çıktıktan sonra sol tarafta şöyle büyük bir odamız var. Burası Sibyl Stentor'un odası, sarayın büyücüsünün. Bu tarafta İksir, bu tarafta da tılsımlama tezgahımız var. Tılsımlama tezgahının sağında. Bunlar farklı olabilir arkadaşlar. Ben JK modunu kullanıyorum. It's nearly time to collect access on Evleri your properties değiştiren. in the city, Breiling. We'll need to visit each Sizde hall başka for yerlerde assessment. olabilir bu cevher Is it that parçaları. time again Bir already? F5 yapayım da yanlışlıkla bir Very şey well. çalarsak Let's meet this sıkıntı evening and make the yaşamayalım. arrangements. Oh, well done. Very subtle. I beg your pardon? Buradan 4 Oh, tane I'm bulduk. sorry. Toplamda Playing 10 flag at any taneye meeting for us ihtiyacımız is other than var. court business? You must forgive me. Hold your Sen tongue, mi Lysa, konuşuyorsun? or you're likely to lose it. I should very much like to see you Sibil, try it, my dear steward. uyurken Sorry, niye Breiling. konuşuyorsun ya? Başka parça var mıdır buralarda? Başka yok herhalde. Sizde de JK modu kuruluysa arkadaşlar burayı aynen bulabilirsiniz. JK modu kurulu değilse farklı gözükebilir ama Mavi Saray'da tılsımlama tezgahının etrafında bir yerlerde mutlaka bulacaksınızdır. Öğreden hız çizmeleri. Şunu 8'e bir alalım. Miğferimiz niye gözüküyor? Mod düzgün çalışmıyor herhalde her zaman. Bir de botları giyip çıkarttığımızda da mı değişiyor bu? Maskemiz yine gözüküyor. Peki Lucia, al bakalım 16'ın. From what I hear, you're the one gave the Thalmor a black eye. Sure know how to pick your enemies, don't you? Tabii. If you're looking for potions, you should talk to my aunt, Angeline Mirard. Bir de arkadaşlar JK modları burayı tamamen değiştirdi. Burada mantarlar toplayabiliyoruz. Bu mantarların yerinde şurada yine ruh cevheri parçaları bulabiliyorduk. Onlar başka bir yere konmuş mudur bilmiyorum. Ama bu ruh cevheri parçaları sadece bu okları yapmak için işe yarıyor ve bu mod ok modu çıkmadan önce yapıldıysa ruh cevherlerini tamamen kaldırmış da olabilirler işe yaramadığı için. Eğer JK yüklü değilse şurada ruh cevheri bulabilirsiniz. Ruh cevheri parçacığı bulabilirsiniz. Nereye bakalım? Markart'taki evimiz de olabilir. Talos'tan daha rahat gideriz sanki. Neredeyiz? Burası Dibela. Bu evi de pek fazla kullanmadığım için
karşıdaki yer mi ya? Evet, şu karşıdaki ev. Buradan aşağı düşersek öyle ölür müyüz? Burada tılsımlama tezgahını satın almış olmalıyız. Ve JK'nın burayı değiştirmiyor olması lazım. Maalesef bunlar tekrar spawn olmayacak arkadaşlar. Sadece bir kez toplayabiliyoruz. Evimizde olan şeyler tekrar tekrar ortaya çıkmıyor. 4 tane de buradan bulduk. 6, 7, güzel. 10 tane toplamış olduk o zaman. Bu şevheri parçası, evet. Toplamda 11 tane var. Mavi Saray'dan topladıklarımız tekrar tekrar spawn olacak. Yani defalarca toplayabiliriz. Bir de tekrar spawn olacak bir yere daha uğrayalım. Şafak Muhafızı Kalesi. Isınlama tezgahı buralarda bir yerdeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Dört tane de burada var o zaman. Ortalıkta başka göremiyorum. Volkiar Kalesi balkonu. Şuradan bir Valerika'nın çalışma salonuna bir gidelim. Buradakilerin de tekrar tekrar spawn olması lazım. Şu 1, 2, 3 daha fazla olması lazım burada. Kaç oldu? 6, 10, 19, 23, 24 tane olmuş arkadaşlar. Başka bulabileceğimiz... Ejder Konak'ta var mıydı hatırlamıyorum. Burada da var arkadaşlar. Farengar'la dost olduğumuz için, muhtemelen yatırım yaptığımız için buradaki her şeyi alabiliyoruz. Ucuz olan her şeyi. 3. Başka var mıdır? It seems this damnable conflict has claimed everyone's passions of late. Me, I prefer my books and my spells. Buradakiler de tekrar tekrar spawn olacak arkadaşlar. Muhtemelen bir de Feanor muydu? Mortal'da. Mortal'da da vardır.
Toplamda kaç yaptık? 20, 27. 3 tane daha olsa iyi olurdu aslında ama elimizdekilerle idare edelim şimdilik. Şimdi burada Bellator'un hemen arkasında bir ormancı baltası var arkadaşlar. Bu doğrama kütüğünü de kullanarak birkaç odun keselim. Altı odun yeterli. Burada ilk önce okbaşı yapıyoruz. 5 çeşit ruh cevheri parçası vardı arkadaşlar. Bunları kullanarak. Bunları yaptıktan sonra 10 tane ruh cevheri okbaşıyla bir tane odun birleştirerek 10 tane ruh çalan oku yapabiliyoruz. Botlarımızı artık değiştirelim. Bir de elimizde yayımız olmalı. Bow Shadows var arkadaşlar. Bununla ruh çalan oku kullanacağız. Eğer herhangi bir canlıyı ruh çalan okuyla öldürürsek ruhu buradan Akçay Ahırı'na hızlı yolculuk yapalım. Ruhu bir cevher oluşturup öldürdüğümüzün cesedinde kalacak. Şimdi atımıza gereksiz her şeyi bırakalım. Artık cevher taşımamıza gerek yok. Şu odunları da bırakabiliriz. Karanlık yıldızı unutmayalım ama daha önce bir kaybetmiştik. Şimdi buradan Aknehir mağarasına bir gidelim. Bu oku kullanırken önemli bir şey var arkadaşlar. Öldürdüğümüz kişinin bize agro olması lazım. Yani direkt öldürürsek... Sinsilikle öldürürsek herhangi bir ruh cevheri düşürmüyor. Seni tek okta alabilir miyim? Dur bir. Bir hareket etme. Ah, tutturamadık. Ruh çalan oklarımız isabet edenler üstünde kaldı ve Black Soul Gem, karanlık ruh cevheri oluşup bu haydutun ruhunu yakaladık arkadaşlar. Artık boş ruh cevheri taşımamıza gerek yok. Buraya boşa attığımız bir ok vardı. Bölüm arasında test ettiğimde okların hepsini geri alabildik arkadaşlar. Seni tek de alabileceğim herhalde. Evet. Bu sefer alamadık. Kazanımla da alakalı olabilir. Bölüm arasında test ederken şanslıydım herhalde arkadaşlar.
Okla öldürdüğünüz hedeflerden iki kat fazla oku geri toplayabilirsiniz. Test ettiklerim de attığım okların hepsini geri alabiliyordum. Ama bu sefer öyle olmadı. Bir tane okumuz boşa gitti. Burada boşa attığım ok da bir yerlere fırladı gitti herhalde. Şu anda 20 tane okumuz var. 22 ile başlamıştık zaten. Boşa attığımız direkt geri mi geldi? Bunu da araştırmak lazım. 22 okla başladık. Evet, bir tane boşa harcadık. Bir tane de yukarıdakine harcadığımız yok oldu. Saat geç olduğu için matematiği de kaybettik. Bu da böyleydi arkadaşlar. Ruh çalan okunu Solstheim'da Kogrumez kalıntılarında elde ediyoruz. Ruh cevheri parçacıklarını ilk önce ruh cevheri ok başına çeviriyoruz. 10 tanesiyle de bir tane odunu birleştirip 10 tane ruh cevheri ruh çalan oku elde ediyoruz. Bunları bize agro olan yaratıklarda, düşmanlarda kullanabiliyoruz sadece. Sinsilikle öldürdüğümüzde içinden ruh cevheri çıkmadı hiçbir zaman. Bunlar aklınızda olsun. Bundan sonra ruh cevheri taşımanıza artık gerek yok. Yeteri kadar okunuz varsa. Bugünlük buraya kadar diyelim arkadaşlar. İzlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkürler. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı, silah aktifleştirmeyi, videoyu beğendiyseniz beğendim butonuna tıklayıp paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.